Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Allah'ın selamı, bereketi ve rahmeti üzerinize olsun. Değerli arkadaşlar, bugün dersimiz ikillerin üzerine olacak. Yani el-musenne, et-temarinu alel-musenne. Bunları bugün daha detaylı, daha zenginleştirilmiş cümlelerin içinde ikileri göreceğiz. Biliyorsunuz Arapçada 3 tane ana hareketimiz var değerli arkadaşlar. Damma, ötre, üstün, fetha, yani bir de esra, kesra. Ama Arapçada bazı kelimelerin harekeleri olmuyor. Harekeyle değil, harflerle irapları yapılır. Bugün harflerle olan kelimelerin irabı nasıl yapılır? Bugün detaylı bir şekilde analiz yapacağız. Harflerle olan, irapları olan kelimelerin ikilerde olur. Cem-i müzekker salim düzenli eril çoğullarda olur. Ve cem-i müennes salim ve esma-u sitte, altı isimlerde olur arkadaşlar. Bunları sırasıyla arkadaşlar detaylı bir şekilde analiz edeceğiz inşallah. Bir ekrana bakın kıymetli arkadaşlar. Temerinu alel müsenne, ikilerin üzerine alıştırmalar. Bakın halatu rafa, ötre hali. Halatu nasıl, tekil, üstün hali. Halatu cer arkadaşlar, tekil, cer hali arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz burada talibun. Neden bunun sonu ötelidir? Çünkü bu kelimenin sonu öteli olması gerekiyor. Neden? Çünkü önünde onun sonu değiştiren bir etken, bir amil yoktur. Talibun. Evet, cümlenin başında olduğu için. Bak buraya bakın. İnne taliban sonu fethali oldu. Neden? Çünkü önüne inne ve kardeşleri geldi. Biliyorsun inne ve kardeşleri bir isimden önce geldiği zaman isimlerin sonu ne yapıyordu? Üstüne, yani fethaya çeviriyordu. Peki harf-i cer gelirse ne oluyordu? Esra olurdu. Şimdi arkadaşlar, bizim 3 tane temel hareketimiz var. Ne vardır? Ötre vardır. Ne vardır? Üstün, fetha vardır. Bir de ne vardır? Esra, kesra vardır. Değil mi? Bu tekillerde. Peki ikilerde ötrenin durumu ne olur? Bakın buraya bakın arkadaşlar. Tam altı geçiyorum. İkil ötre hali, ikil üstün hali, ikil cer hali. Bakın biliyorsunuz daima tekil bir ismin sonuna elif, nün eklediğimiz zaman ne oluyordu? Eklediğimiz zaman ikil oluyor. Bak talibun, bunu da elif, nünü de eklediğimiz zaman bak talibani, ikil oldu. Demek ki arkadaşlar burada şu anda buradaki, peki bu ikilin ötre, bunun gibi tekil gibi ötresi nerede? Ötresi yok. Peki ötrenin yerine geçerli olacak ne olacak? Bu ikilin elifi ötre kabul ediyoruz. Bu nünü de tenvin yerinde kabul ediyoruz. Yani öğrencinin kafası karışmaması, ötre tekil bir isimde ötre olurken ikillerde elif nün ötrenin yerindedir. Doğrusu elif ötrenin yerindedir, nün tenvinin yerine kabul ediyoruz. Ama bazı gramerciler öğrencinin kafası karışmasın diye elif nün ötrenin yerindedir. Peki burada fetha iken inne taliben, bak bu sonun üstün fetha olması inneden dolayı oldu. Peki bunun fetha hali nedir? Yenündür. Daima bu inne ve kardeşleri bunun önüne koyduğumuz zaman bu elif nün ne olur? Bak yenün olur. Bu kuraldır. Peki ile talibin, burası esradır. Peki ikilerdeki esra nasıl olur? Bakın bu harf-i cari, bu kelimen ikilin önüne koyarsan bu elif nun sonu ne olur? Yenun olur. Peki burada esra olduğunu ve burada da fetha olduğunu ben nerede anlıyorum? Şuna göre, eğer burada ine ve kardeşleri ise daima bu fetha yapar. Hem mansupta, hem fethada, yani üstünde, hem de esrada, ikilerde yenun olur. İşte bu yenun hem esra olur, burada ise yenun fethali olmuş. Çünkü önünde inne vardır. Burada harf-i cer olduğu için ne olmuş? Yenun olmuş. Bu nekire hali, bu da el taksalı için nekire hali arkadaşlar. İki örnek burada vermişiz. Değerli arkadaşlar, burası gerçekten çok önemlidir. Bunu iyi anlamamız, iyi kavramamız gerekir. Öyleyse arkadaşlar, demek ki bizim 3 tane temel hareketimiz var. Özetlersek talibun, İnne taliben ile talib. Bu 3 tane hareke. Bu tekillerde böyle. İkilerde elif nun, mesela taliben iki öğrenci. Bu elif nun ötrenin yerindedir. İnne taliben, burası fetha, yani üstündür. Bu ye nun olunca bak
Yenun kim sebep oldu? Abu sebep oldu. Deme inne ve kardeşinin ikilerin önüne gelir yenun. O zaman yenun aynı zamanda da fethanın yerindedir. Burada ne olmuş? İle talibin sonu esre olmuş. Harf-i cer ikilerin önüne geldiği zaman, abunun önüne koyduğum zaman bu elif nun değişir, yenun olur. O zaman yenun biz neyin yerine kabul ediyoruz? Esra'nın yerine kabul ediyoruz. Çünkü o ikilerde açıktan bir ötre gelmediği için ve fethada açıktan bir fetha gelmediği için, esra'da da açıktan bir ikilerde esra ikilerde esra'nın hareketi belli olmadığı için bu yenunler hem esra'nın yerine hem de üstünün yerine olur. Burada ise elif nun ötrenin yerindedir arkadaşlar. Bu şekilde bunları notumuzu alalım, kaydedelim. Şimdi arkadaşlar bu özetlemelerden sonra, bu tablodan sonra artık detaylı bir şekilde şu alıştırmalara geçelim. Daha güzel bir şekilde bunu pekiştirmiş olmuş olacağız arkadaşlar. Bakınız, birinci alıştırmamızda at-talibani iki öğrenciyi fi, burası arkadaşlar konumuz sizce ne olabilir? Mübtededir. Peki bu mübtededir, bu ikili değil midir? Evet. Peki mübtede daimi ötreli olurken, burada ötre nerede? Elif nun ötrenin yerinde kabul ediyoruz. At-talibani iki öğrenciyi fi harfi cerdir. Medreseti neden sonu esra oldu? Çünkü önünde harfi cer vardır. Burası ismi mecrurdur. Evet diyor, iki öğrenci okullar. Aa, burada cümle bitti. Daha da bazı kelimeler daha geliyorlar. Ma yine harf ecerdir. Birlikte, beraber. Validi baba demek. Sonu esra oldu. Hüme mudafun ile. Burası harf ecer. Burası ismi mecrur. Burası mudafun ile. Şimdi arkadaşlar bunun tercümesi yaparken kaç kelime burada var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelime. Önce öznemizi tercüme ediyorum. Daha önce de söylediğim gibi arkadaşlar, önce öznemizi sonra cümlenin sonuna gidip soldan sağa doğru teker teker tercüme, kelimelerimizi tercüme edip son olarak da yükleme abure dönüyorum. Bakın, iki öğrenci, yani iki erkek öğrenci babalarıyla beraber okuldadırlar. Aa, burası yüklenir arkadaşlar. Burası özneydi. Mübtededir yani. Ve babunun raf alameti nedir arkadaşlar? Eliftir. Nün neyin yerinde? Tenvinin yerinde. Yani kafa karışmasın diye elif nün tenvinin ötenin yerinde. Ama doğrusu şudur. At-talibani burası mübtededir. Bunun raf alameti, öte alameti eliftir. Nün tenvinin yerindedir. Fi harfi ecredir. Medreseti ismi mecrudur. Burası şibi cümle olarak haber oldu. A-talibana haber oldu. Ma harfi ecredir. Velidi ismi ruhu mudafın iledir. A-bu-caru mecrur da gizli burada. A-burada bir asıl orijinal haber vardır. Buraya mutaliktir. Kainun mevcudun kelimesi A burada gizlidir. A bu caru mecrur ve mudaf ile de A buradaki gizli olan habere mutalik olmuş. Tercüme edersek evet, iki öğrenci babalarıyla beraber okuldadırlar arkadaşlar şeklinde tercüme ettik. İkinci örneğimizde bakın arkadaşlar, inne talibeyni. Neden arkadaşlar bu yenur oldu? Çünkü inne ve kardeşleri geldi. Bunu kaldırırsam, bakın bunu kaldırayım arkadaşlar. A bunu kaldıralım. Tamam mı? Şimdi ne olacak burası? O zaman bu ye de burada kalkacak. Ne olacak? Elif olacak. Bakın A böyle olacak. Talibani arkadaşlar. Gördünüz mü? Demek ki onun sonu değiştiren nedir? A bunun sonu elif nünü değiştiren. Buradaki inne ve kardeşleri yine getirelim arka. Bak inne. İnne ve kardeşleri gelirse bak ne olacak? Şimdi ne olacak arka? Bakın. İnne ve kardeşleri geldi. A bu elif nunu ye nüne çevir. Demek ki ye nün fethanın yerine. Doğrusu şudur. İnne bu talibeynin nasb alameti fetha üstün alameti ye'dir. Nün de tenin yerindedir. Demek ki daime inne ve kardeşleri inne enne lakinne leale leyte lana filiciz. Bunları 7 tane edatlarımız isimlerden önce geldiği zaman isimlerin sonu üstün oluyordu. Fethali oluyordu. Ama ikilerin önüne gelirse bu elif nünleri ne yapıyor? Ye nüne çeviriyor arkadaşlar. Buna çok dikkat etmemiz gerekir. Bak burada inna talibeyni. Önce bu olmadan önce neydi? Talibani. At-talibani. A bunun gibiydi değil mi arkadaşlar? A bunun gibiydi. Şimdi ne oldu? Talibeyni oldu. Evet. İnna talibeyni. Burası arkadaşlar ne oldu? İnnenin ismidir. Ve onun fetha alameti de ye'dir. Halfa haber, burası haber oldu. Zarftır. El-hadaneti mudafın ile. Biliyorsun arkadaşlar tüm
mekan ve zaman zarflarından sonra gelen bütün isimler mudafun ileyhidir ve sonları bak kesre olur. Daime iser mekan zarfı olsun, iser zaman zarfı olsun, zarflardan sonra gelen isim, bak bu isim ne olmuş sonu? Esra. Kim sebep olmuş? Avresi ana amil, etken budur. Amil yani etken arkadaşlar. İnne talibeyni, iki öğrenci, halfa arkasındadır. El hadaneti, iki öğrenci, kreş arkada ya da sınıf öncesi, okul öncesi, evet iki öğrenci kreşin arkasındadır. Ma harfi ecerdir. Ümmi ismi meçhulü, hume de mudafun ileyh. Burası da mebni olduğu için sonu esra olmuyor değerli arkadaşlar. Devam ediyorum. Tercüme yapılırken şöyle yapılır. Önce şurada bu edatı tercüme keseyim. İki öğrencim babalarıyla, anneleriyle beraber kreşin arkasındadırlar. Demek ki burası değerli arkadaşlar. A burası inenin ismidir. Değil mi? Burası haber oldu. Burası mudafun ileyhidir. Burası harf ecerdir. Burası ismi mecrur oldu. Tamam, ümmi. Tamam arkadaşlar, şöyle yapalım. Evet. Böyle arkadaşlar. Ümmihime anneleri, burası da mudafun ileyh. Önce şurada özneyi tercüme ediyorum. Özneden sonra cümlenin sonuna gidiyorum. Teker teker soldan sağa doğru tercüme edip ay yüklem burasıydı. Son olarak da yüklemi tercüme etmemiz gerekir. İnne talibeyni halfel hadaneti ma'a ummiye. Kesin iki erkek öğrenci anneleriyle beraber kreşin arkasındadırlar. Burası yüklem oldu. Üçüncü alıştırmada bak bu isim cümlesi. Bu isim cümlesi neden isimle başlamışlar ya? Ama bu ne oldu? Fiil cümlesi. Meşeytu, yürüdüm. Ama kiminle yürüdüm? Ma birlikte. At talibeyni. Bak gördün mü arkadaşlar? Meşeytu, yürüdüm. Ma talibeyni. İki öğrenciyle birlikte yürüdüm. Meşeytu. Burası fiildir. Abu tu fail benim. Eylemi yapan benim. A burada anlaşılıyor. Tu'den. Sen olsaydın o zaman, eğer sen yürüseydin diyecektin. Ne olacaktı arkadaşlar? O zaman şöyle olacaktı. Meşeyte sen yürüdü. Peki bayan, sen karşındaki bayan yürüseydi o zaman dizi meşeyti sen yürüdün. Ama ben yürüdüğüm için o zaman bununki tüdür. Bu tabii ki bitişik failleri iyi kavramamız, iyi ezberlememiz gerekir arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Meşeytu, yürüdüm. Ma beraber. At talibeyni, bak harf ecerdir. Burası ismi mecrur. Peki buradaki burası harf ecerse burası ismi mecrur. İsmi mecruların sonları daima kesre oluyordu. Bunun kesresi nerede? Ya'dır. İkilir ya. Şu anda bizim derdimiz arkadaşlar burada ikilerin tezbiti. Elif nun halinde konumu ne olur? Ye nun halinde cümlede konumu ne olur? Onları yakalayıp cümlede tespit etmektir. Ve tabii ki bunların dışında da cümlede yer alan bütün kelimeleri, İrabları, analizleri yapacağız. Meşeytu, yürüdüm. Ma beraber et talibeyni. Diyor ki iki öğrenciyle beraber yürüdüm. Fi de harf-i ecerdir. Harem ne demek? Kampüs demek. Harem-i Camiati üniversite kampusunda arkadaşlar. Fi harf-i ecerdir. Harem-i ismi mecrubat sonu esra oldu. Kim sebep oldu? Abu sebep oldu. Değil mi arkadaşlar? Camiati ne oldu? İsmi mecrur oldu arkadaşlar. Tamam mı? Mudafun ileyh oldu burada. Şimdi tercüme edersem nasıl yapacağım arkadaşlar? Şimdi tercüme sondan baş. Ama burada açıktan meşeytu değil de meşe Muhammedur. Muhammed özne açıktan bir isim gelseydi o zaman Muhammed'den başladı. Ama burası bitişik zamiri. Fiille birlikte olduğu için son olarak bunu tercüme etmemiz gerekir. Şöyle arkadaşlar. Üniversite, bakın üniversite kampusunda İki öğrenci ile beraber yürüdüm. Halbuki diyelim ben yürümedim. Ben değil Muhammed olsaydı. O zaman meşe Muhammedun. O zaman önce Muhammed'ten tercüme edip başlayacağım. Muhammed üniversite kampusunda iki öğrenciyle birlikte yürüdü diyecektim. Ama burada meşeti yürüdüm benim bitişik zamir olduğu için ister istemez bu tu bitişik zamir kendi başına tercüme edilmediği için fiille birlikte tercüme etmemiz gerektiği için son olarak fiille birlikte sona bırakıyorum. Halbuki burada meşe deseydim yürüdü kim? Muhammed olsaydı burada o zaman Muhammed'ten tercüme başlayacaktı. Muhammed üniversitenin kampusunda iki öğrenciyle birlikte yürüdü şeklinde olacaktı arkadaşlar.
Devam ediyorum. Ce geldi, el vezirani. İki bakan geldi. Ce geldi, el vezirani. Evet arkadaşlar, iki bakan geldi. İlel meclisi, meclise geldi. Evet, ce geldi. El vezirani, iki bakan geldi. Burası arkadaşlar, bu fiildir. Vezirani ne oldu? Elif nun ötenin yerindedir. Dikkat ederseniz elif nun burada ne olmuş? Ötenin yerinde kabul ediyoruz. Bu demek ki şu mesela arkadaşlar, bu elif nun olmasa şayet. Evet, bu ikil gelmiş değil mi? Ne olacak arkada bunu ref alameti? Şöyle ötre olacak değil mi? Cel veziru, bakan geldi. Çünkü burası faildir. Failin hareketi ref alameti neydi? Ötredir. Ama ikilerde elif nun ötre çıkmadığı için bu elif nun arkadaşlar ötrenin yerinde kabul ediyoruz. Ce el vezirani arkadaşa dikkat ederseniz bu elif ötrenin yerindedir. Bu da nun da tenvin yerinde. Öğrencinin kafası karışmasın diye biz diyoruz elif nun ötrenin yerindedir. Ama doğrusu elif ötrenin yerindedir. Aynı zamanda ikildir. Nun da tenvin yerinde biz kabul ediyoruz. Öyleyse ce mazi fiilidir. Vezirani de faildir. Eylemi yapandır. Öznedir. İle harfi ecredir. Meclisi ismi mecrudur. Nevab ne demek? Vekiller. Vekillerin meclisi, yani parlamento meclisi. Nevab arkadaşlar, vekillerin meclisi, yani evet parlamento demek arkadaşlar. Kabla zarftır. Kalilin az önce, neden burası esre oldu? Zarftan dolayı. Arkadaşlar şunu da unutmayalım. Daima fiil, burası fiil cümlesi. Fiil cümlesi bir zarf varsa bu zarf ister mekan zarfı olsun, ister zaman zarfı olsun, zarfların ismi irapta, yani mef'ulun fihi olur arkadaşlar. Şu kaydı da unutmayalım. Şimdi değerli arkadaşlar, ce geldi. El veziren iki bakan ile ea yönelmedir. Meclisil nevab, vekillerin meclisine geldi iki bakan. Kable önce, kalilin az önce. Şimdi bunu nasıl tercüme yapacağım arkadaşlar? Burada özne açıktan bir isim geldiği için biz özneden tercümeye başlamamız gerekir. Bakınız, iki bakan az önce vekillerin meclisine, yani parlamentoya evet geldiler şeklinde. Burası da geldiler arkadaşlar. Demek ki iki bakan az önce millet meclisine ya da vekillerin meclisine geldiler şeklinde de burası tercüme ettik arkadaşlar. Evet, bu şekilde arkadaşlar bunları şekilde analiz edeceğiz. Devam ediyorum. Raytu gördüm. Bakın arkadaşlar, 5. alıştırmamızda raytu bu nedir? Burası fiildir. Burası da fail benim. Sen olsun burada, sıkıntı olma. Sürekli ben orada olmasın. Şöyle onu, bunu fetha yapalım arkadaşlar. Evet. Raytu gördün. Amileyni iki kişi gördün. Diyor raytu gördün. Amileyni iki kişi. Sizce burası fiilse, burası failse, burası ne olabilir? Hepinize soruyorum. Burası mef'ul bi nesne olmuş. Demek ki arkadaşlar burası bu ye'nin neyin yerindedir? Fetha yerine etkilenendir arkadaşlar. Burası mef'ul bi olmuş. Raytu gördüm, benim gözümden etkilenen. Bak burada iki tane işi var değil mi arkadaşlar? Burası mef'ul bi nesne olmuş. Bunun biliyorsun mef'ul bi hareketi fethadır. Bu ye fethanın yerindedir. Nun de tenvin yerine biz kabul ediyoruz. Raytu gördüm, fiil fail, amileni ememe mef'ulun fi oldu değil mi? Mef'ulun fi'dir, zarftır ya. Fiil cümlesindeki zarfların adı mef'ulun fi olur. Ememe önünde. Peki zarflardan sonra gelen ismin adı neydi? Mudafun ileyh. Ememe el masna'i arkadaşlar. Raytu gördüm, amileni iki işi ememe önünde, masna'i fabrikanın önünde gördüm. Ama hangi fabrika? Burası mudafun ileyh bir, bu da mudafun ileyh ehziyeti, ayakkabılar fabrikasının önünde İki işi gördüm. İki işi gördüm. Münzu önce, kalil az önce arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, şimdi tercüme edersen önce tercüme şuradan başlıyor arkadaşlar. Çünkü buradan açıktan fail olmadığı için bu son olarak fiille faili son olarak tercüme etmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar, devam ediyorum. Tercüme yapılırken bak ne güzel çıkacak. Bak kaç kelime? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kelime. Bu da bir kelime sayıyoruz arkadaşlar. Bu da faildir. O zaman cümlemiz burada başlayacak. Az önce ayakkabı fabrikasının önünde iki işi gördüm.
Bak gördün mü ne güzel çıktı arkadaş. Halbuki burası olmasaydı, abuseti olmasaydı, açıktan bir fail gelseydi. Mesela Aliyun olsaydı, Ra Aliyun, Ali olsaydı ya da Ahmet olsaydı. Mesela tercüme o zaman Ali'den başlayacaktı burada. Mesela Ra gördü Aliyun, az önce Ali, az önce ayakkabı fabrikasının önünde ev arkadaşlar iki işi gördü. Ya da bu işi belirsizdi. Bunu belirsizdi arkadaşlar. Bunu şöyle yapabilirim. Bunu belirli hale de getirebilirim. Böyle el amileyni. Tamam mı? Belli olsun. Tamam mı? Demek ki az önce ayakkabı fabrikasının önünde iki işi, o i hali arkadaşlar a buradaki elif lamın karşılığı işi bu i'ye belirtili hale geldiği için bu da i hali aldı arkadaşlar. Raytu gördüm. Altıncı alıştırmamızda ise kıymetli arkadaşlar zehebe gitti. Bakın zehebe gitti değil mi? Sizce bu cümle fiil cümlesi midir yoksa isim cümlesidir? Fiil cümlesi neden? Fiille başlamış ya. Zehebe gitti. Muhammed gitti. Muhammed burada bu gitme eylemi yapan o olduğu için bak sonu ötre yaptım. Daima fiilleri meydana getiren, fiilleri yapan, fiilleri meydana getiren kişiler faildir Arapçada ve sonu mutlaka ötreli yapmamız gerekir. Fethada olmaz, esrede olmaz. Zehebe gitti. Kim gitmiş? Muhammed. Muhammed'e dersem demek ki giden Muhammed değildir. Muhammed'in dersem o zaman giden Muhammed olmaz. O zaman ne olması gerekir? Öteli olması gerekir. Zehebe gitti, Muhammed gitti. Nereye gitmiş? İle tacirin, ile harf-i ecerde tacir biliyorsun tüccar yani arkadaşlar. İki tüccara gitti. Peki burası harf-i ecer. Harf-i ecerden sonra gelen ismi mecrur ne oluyordu hareketli? Esra. Peki bunu Esra'nın nerede? Yenündür. Ya da ye de dersin yenündür diyoruz kafa karışma. Peki bu yenün olmasaydı şöyle olsaydı arkadaşlar. Bakın a böyle olsaydı o zaman ile tacir. Bak bu Esra yerindedir. Şu anda bu Esra değil mi? Hatice geldiği için burası Esra olmak zorunda. Ama ikillerde ise ikil oldu mu o zaman yenün Esra kabul ediyoruz. Bakın. Değerli arkadaşlar buraya bakınız. A bu şekilde. O zaman ye Esra kabul ediyor. Çünkü o ikillerde hareket çıkmadığı için o harfle irabı yapıyoruz. O ye Esra'nın yerine kabul ediyor. Nun de terminin yerinde. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Demek ki Muhammed iki tüccara gitti buraya kadar. Ama fisuki evet zehebe Muhammed ile tüccarı fisuki kable kalin çarşıda arkadaşlar fisuki fi harf ecer suki çarşı kable önce kalinin az önce tam tercüme edersem Muhammed bakın Muhammed önce öznemizi özne açıklayan bir isim geldiği için önce öznemizi faili yani tercüme ediyorum sonra cümlenin sonuna gidiyorum. A burası da yüklem, fiil yüklem olduğu için son olarak burası tercüme etmek zorundayım. Çünkü Türkçemizde yüklem daima sonunda bulunuyor. Ona dikkat etmemiz gerekir. Bakın arkadaşlar. Muhammed az önce çarşıda, bak çarşıda evet iki tüccara gitti arkadaşlar şeklinde tercüme ettik. Altıncı alışımımızda ise arkadaşlar Cehet Aişetu. Yedinci alışmamızda ise bu yedi arkadaşlar. Cehet geldi. Kim gelmiş? Aişetu. Arkadaşlar burada bu te neyi ifade ediyor? Bu gelenin kadın olduğunu ifade ediyor. Bu te tenisidir. Kadın olduğunu göstergesidir. Bak burada erkeklerde üçüncü tekil şahsa te gelmiyor. Bayanların üçüncü tekil şahsa te gelir ki erkekten ayrılır. Mesela bu te olmasaydı cehet geldi. Bu gelen bayan mıdır? Erkek midir? Burada belli olmazdı. Arapçada arkadaşlar ondan kaybolacak bir şey yoktur. Hepsi belirtiyor arkadaşlar. Cehet geldiği Ayşe tufaildir. Bir soru size sormak istiyorum arkadaşlar. Neden burası çift ötre aldı Muhammed? Neden Ayşe çift ötre almadı? Sebep? Çünkü kıymetli arkadaşlar bayanların ismi bayanların tüm isimleri gayr munsarıftır. Ne demek gayr munsarıf? Yani memnuemleser. Onların isimleri çift ötre almaz. Onların isimleri çift fetha almaz. Esralı hiç olmazlar. Bu gayr munsarif dersi gördük. Siz ona dönebilirsiniz, bakabilirsiniz. Demek ki o 12-15'e yakın isim çeşitleri var ki sonları öteli, çift ötre almaz. Çift fetha almaz. Esralı hiç olmazlar. Bak Ayşetu bir tane ötre aldı ama Muhammed çift oldu. Çünkü o bayanların tüm isimleri çift ötre almazlar.
İnne bak kardeşi buraya koysun bir tane fetha olur. Harf-i cer önüne koysun esra olmaz fethada kalır. Ama bu kaideyi unutmayalım. Cel geldi, Ayşe tu Ayşe geldi, ma birlikte ya da beraber talibenin. Neden sonu yenun burada yenun oldu? Çünkü burası harf-i cer sebep oldu aslı. Talibetani elif nun idi. Ama harf-i cer gelince abu ye esanın yerindedir. Nun da tenvin yerinde kabul ediyoruz. Öyleyse burası harf-i cer, burası ismi mecbur. Ben yenunu kaldırırsam o zaman talibeti sonu esa olacak. Değil mi arkadaşlar? Ama bu ye ikilerde şu anda esanın yerine biz kabul ediyoruz. Ma talibeteyni minden dan harf-i cer min Konya. Konya'dan iki öğren diyor. Ayşe Konya'dan iki kız öğrenciyle birlikte geldi. Daha cümle münzul lahzeti az önce. Bir lahza önce yani birkaç dakika önce. Şimdi tercümemizi sizce hepinize soruyorum. Tercüme nerede başlayacak? A burada. Ayşe'den başlayacak. Çünkü o açıktan bir özne gelmiş. O zaman arkadaşlar Ayşe bir lahza önce yani birkaç dakika önce Konya'dan iki kız öğrenciyle beraber geldi. A burası son olarak burası tercüme ettik arkadaşlar. 8. alışmamızda allemet öğretti. Bak allemet öğretti. Bak taalleme deseydin öğrendi ama allemet öğretti. Taalleme öğrendi. Alime bildi. A bu fiilleri bilmemiz. Allemet öğretti. Elifu Elif bakın bir bayandır. Elif bak yine burada da bir ötre aldı değil mi arkadaşlar? Tıpkı Ayşe gibi. Dedim ya bayanların tüm isimleri bir tane ötre aldı. Şimdi eğer onun konumu ötre ise tek ötre olur. Eğer cümlede onun konumu fetha ise bir fetha alır. Eğer konumu esra ise esra olmaz fethada kalır. Bunları unutmayalım. Allemet öğretti. Elifu Elif. El muallimeteyni. Burası ne olur size? Burası fiil, burası fail. Burası da mef'unun bi. Bu yenun fethanın yerine kabul ediyor. Ya da ye fethanın yerine nünnet tenvin yerine kabul ediyor arkadaşlar diyebilirsiniz. Demek ki Elif iki bayan öğretmene öğretti ne ederse. Arkadaş alleme fiili iki tane mef'ulun bi alır. Bak birinci mef'ulun bi burası. İkinci mef'ulun bi burası arkadaşlar. Burası mudafun ili bu da aburan sıfatla. Unutma. Bazı fiiller bir tane mef'ulun bi alırlar. Bazıları iki alır, bazıları üç. Bunları teker teker ileride göreceğiz. Ha şu anda bu alleme fiili iki tane mef'ulun bir alır. Bu bir, bu da iki arkadaşlar. Bak bir mef'ulun bir burada var, bir de burada. Çünkü alleme fiili ona yakın fiillerimiz iki tane mef'ulun bir alırlar. Tamam arkadaşlar. Evet, allemet öğretti. Elif, elif, el muallim iki öğretmene ederse. Elif, iki öğretmene dersi bak. Bu ikisi de mef'ul olarak. Bu birinci mef'ul, bu da ikinci mef'ul. Evet, dersel Kur'an-ı Kerim burası hem mef'ulun bi aynı zamanda mudaftır. Burası mudafun ileyh. Bu da mudafun ileyh sıfat olmuş. Tam tercüme edersem. Bak burada Elif'ten başlamam gerek. Elif, Kerim, evet, Kur'an-ı Kerim'in dersi iki bayana, iki bayan öğretmene anlattı. Elif, Kur'an-ı Kerim dersini, evet dersini burada arkadaşlar iki öğretmene öğretti arkadaşlar şeklinde de A burası da öğretti gelir arkadaşlar. Dokuzuncu alıştırmamızda ise Kara okudu at-tabibani. Sizce arkadaşlar bu tabibani onun konumu nedir? Faildir. Şimdi arkadaşlar bu Elif ötenin yerine geçiyor. Nun de tenvinin yerine. Peki diyelim bu iki doktor olmasaydı. Şöyle olsaydı arkadaşlar bakın. Bakın ne olacaktı arkadaşlar? A böyle olacaktı değil arkadaşlar. At-tabibu. A böyle. Şimdi ötre değil mi? Burası faildir. Ama ikil gelince arkadaşlar ötre meydana gelmediği için, ortaya çıkmadığı için biz ne yapıyoruz arkadaşlar? O Elif Nun. A bu Elif Nun arkadaşlar. Elif ötenin yerindedir. Nun de tenvinin yerine kabul ediyoruz. Kara okudu. At tabi beni iki doktor okudular. At takrilerin. Takrir ne demek? A buraya kadar mef'ulun bi değil mi? Takrireyni mef'ulun bi. A bu ye fethanın yerindedir. Nun de tenvin. Demek ki mef'ul ikiller mef'ulun bi konumda olduğu zaman yenunla olur. Failler ise elif nunla olur. Bunu da unutmayalım. Fide da iade ne demek? İade arkadaşlar klinik demek. Hume kendi kliniklerinde. Demek ki iki doktor. Bakın arkadan önce öznemizden başlıyor. İki, mesela önce kara okudu. At tabibani iki doktor. At takrileni iki doktor. İki raporu okudular. Fide da harf ecer. İade ne demek? Klinik demek. Doktorun kliniği. Hum mudafun ileyh. Tercüme edersem şurada başlıyor. İki doktor arkadaşlar, iki doktor kendi kliniklerinde
iki raporu okudular şeklinde tercüme ediyoruz. 10. alışmamızda ise evet arkadaşlar. Evet iki evet şuradaysa arkadaşlar C evet Arsal'a gönderdi onda arkadaşlar. Arsal'a gönderdi. Evet Arsal'a gönderdi. Ar-Racülani iki adam. Arsal iki adam gönderdi. Demek ki bu Elif Nun arkadaşlar nedir burada? Bunlar failler. Arsal'a gönderdi. Ar-Racülani iki adam. Risaleteyni iki risale, iki mektubu. Risale mektubu demek. Bak burada fail iken bu Y Nun de mef'ulun bi. Y fethanın yerindedir. Nun de tenvin yerine kabul ediyor. İle arkadaş harfecer sadikayhime. Aslında arkadaşlar burada sadikayindir. Mudafun ileyhüme, mudafun ileyhüme olunca abu nun burada kalkmış. Ayeden sonra nun de sadikeyindir aslında. Bakın şunu aslında burada nun de vardı arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şöyle de değil arkadaşlar. Bakın burada abunu keselim. A böyledir arkadaşlar. Gördünüz mü? İle sadikeyni. A burası harfece. Burası ismi mecbur. Burası mudafun ileyh. Ama mudafun ileyh ikilerin arkasına gelirken abunun düşüyor arkadaşlar. A bak onun düşecek orada. Orada kalkmış. Ama gördünüz mü? Burası harf ecer, burası ismi mecbur, burası mudafun ileyh. O zaman mudafun ileyh'den önce ikil varsa nünü burada kalkar. Ya da sadece ye orada kalır. Ya o zaman esanın yerindedir. Hüme mudafun ileyh. Bunu da unutmayalım. O zaman tercüme ederken burada başlatıyoruz. İki adam, iki arkadaşlarına iki mektubu gönderdiler şeklinde tercüme ettik arkadaşlar. Devam ediyorum. Evet. C geldi. Racülani burada iki adam belliydi. El taksı olduğu için bu adam belli. Onları tanıyorum demektir. C racülani iki adam geldi. Ve şaribe içtiler. El kaseyni iki parlak minel meyil bari. Soğuk sudan içtiler. Burada C geldi. Racülani iki adam. Ve şaribe ve içtiler. Kaseyni ne demek? İki bardak arkadaşlar. Burası ve şaribe kaseyni. Burası mef'ulun bi olmayacak. Ye fethanın yerindedir. Nün tenvin yerinde. Min harf ecer. Elme ismi mecbur. Elberidi soğuk demek. A bu resfad oldu. Soğuk sudan arkadaşlar. Tercüme yapılırken bak iki cümle olduğu için arkadaş farklı tercüme teknikleri var. Önce A buraya kadar tercüme ediyorum arkadaşlar. A buraya. İki adam gelip A. Bu cümle bitti. Vav'dan sonra yine cümlenin sonuna gitmem gerekir. Önce buraya var ya. İlk bakın arkadaşlar. Önce burada iki adam gelip diyeceğim. Geldi tercüme edildi ki hoş olmaz arkadaşlar. İki adam gelip ve eve'yi aldıktan sonra bu ikinci cümle başlıyor ya. Vav'dan sonraki matuf cümlesidir. Vav'dan önce matuf matufun aleyh cümlesi olduğu için önce birinci cümle iki adam gelip ve iki soğuk sudan iki bardak içtiler. Ya da iki soğuk bardak suyu içtiler arkadaşlar şeklinde tercüme ettik. Evet. 12. alışmamızda ise arkadaşlar iştara bakın. Şöyle yapalım. Bu ya fazladan şey olmuş. A böyle olacak. A böyle arkadaşlar. İştara satın aldı. Ama şurada bir kaydı size söyleyeyim. Bu kaç harflidir? Bu fiil iştara satın aldı. 1, 2, 3, 4, 5 harfli. 5 harfli ve 6 harfli fiillerinin başında elif var ise bak elif burada var değil mi arkadaşlar? Onu daima mazi fiilinde esralı yani keseli okumanız gerekir. Fethayla olmaz, dammayla olmaz. Dammayla olduğu zaman demek ki mebni meşhuldür. Ama esrele bunu daima okuma, fethayla olmaz. Bakın arkadaşlar, iştara, istakfara, istence. Bak gördün mü arkadaşlar? Daima beşli ve altlı harfler. Biliyorsunuz Arapçada fiil en az 3 harfli, en fazla 6. 5 ve 6 harfli fiillerin başında elif gelirse bunları daima keseri okumamız gerek. Bakın iştara satın aldı. Aracül kim almış? Adam. Ed deftereyni. Sizce burası fail ise burada ne olmuş olabilir? Mef'ulun bi. Peki mef'ulun bi hareketi daima fethali olurken neden burası ne olmuş? Burası ikildir ya. İki defteri satın alır. Bir adam iki defteri satın alır. Bu ye fethanın yerindedir. Nün de tenvin yerine kabul ediyoruz arkadaşlar. Demek ki burası fiil, burası fail. Burası mef'ulun bi. Min denden. Min tacireyni. İki tüccarda. Burası harfecer. Burası ismi mecbur. Peki ismi mecbur daima esse olurken bu esası nerede? Ye nun. Ya da ye dersin nun tenvin yerine düşünürüz. Kable bu zarftır. Halil'in az önce zarflardan sonra gelen hareke ne oluyordu? Esra. Ama bu zarfın adı sizce burada ne oldu? Burası mef'ulun mef'ulun fihi oldu. Çünkü bu fiil cümlesidir ya. Daima fiil cümlesinde mekan ve zaman zarfı gelirse evet bunların ismi mef'ulun fihi olur. Şimdi arkadaşlar bakalım bu cümle uzun cümle kaç kelimeden oluşmaktadır? 1, 2,
3, değil mi arkadaşlar? 3, 4, 5, 6, evet bir de 7 arkadaş. 7 kelimeden oluşmaktadır. Hepinize soruyorum. Bu tercüme nerede başlayacak? Özneden. Özne açıktan olduğu zaman önce öznemizi tercüme edelim. Son olarak abure döneceğim. Önce öznemizi tercüme ediyorum. De cümlenin sonuna gidiyorum. Teker teker soldan sağa doğru ta abure ulaşıncaya kadar tercüme edeceğim. Zaten önceden bunu tercüme etmiştik. İkinci sefer tercüme etmeye gerek yok. Bak adam, bakın bir az önce iki tacirden, yani iki tüccardan, evet iki tüccardan arkadaşlar, şöyle yapalım. Evet, iki tüccardan iki defteri satın aldı arkadaşlar. Demek ki adam, evet adam az önce iki tüccardan iki defteri satın aldı şeklinde tercüme ettim. 13. alışkanlığımızda cer geldi. Zaten a burayı okumasam dahi a burada anlaşılıyor ki gelen bayandır. A bu T'den anlaşılıyor. Tamam arkadaşlar? Ama burada anlaşılıyor ki burası erkektir. A bu erkektir. A bu erkek, değil mi arkadaşlar? Bu failde, bu T tenisa da bayanın göstergesi olduğunu bize beyan ediyor. Cehet geldi. Seyyaretten iki otomobil geldi. Bak burası Elif Nun faildir ama bayan fail. Çünkü Elif Nun'dan önce T var ya, a burada seyyaret iki otomobil geldi. Ve zehebet ve gittiler. Es seyyaretten kabla kalil ve İki otomobil az önce gittiler. Bak bu iki cümleden oluşuyor. Cehet seyyaretani iki otomobil geldiler. Burası faildir. Fail alameti eliftir. Nun de tenvin yerindir. İkinci cümle bak vav. Zehebet gitti. Es seyyaretani evet iki otomobil de gittiler. Kable önce kalilin. Demek ki iki otomobil gelip ve iki otomobil de az önce gittiler. Şöyle tercüme edelim. Önce tercümemizi birinci cümleyi diyor. İki otomobil gelip ve bak ve'den sonra cümlenin sonuna gideceksin. Önce öznemizi birinci cümle bu iki cümledir ya. Cet iki otomobil geldi ve iki otomobil az önce gitti. Bu iki vav onları ayırtma. Vav'dan önceki mahtufun aleyh cümlesidir. Vav'dan sonra mahtuf cümlesi olduğu için arkadaşlar son olarak tercüme etmemiz gerekiyor. Bakın iki otomobil gelip ve az önce iki otomobil gitti. Arkadaş şeklinde tercüme ederiz. 14'te ise kultu söyledim. Burası aslı kaladır. Kala kultu söyledim. Kulte sen söyledin. Kulti sen bayan söyledin. Kultu söyledim. Bu fiil faildir. Kime söyledi? Seyyideti hanım efendi. Elife. Elif hanım. Seyyide arkadaşlar. Hani hanım efendi diyoruz. Seyyid efendi. Erkek efendi. Erkek için seyyide bayan için kullanılıyor. Evet kadar bayanlar için seyyide. Mesela onların ismi Sayın diyoruz ya, Sayın. Mesela Seyit Ahmet, Sayın Ayşe, Sayın Muhammed. Ama Türkçe mesela Sayın hem kadın için hem erkek için aynı. Ama Arapça'da bayanlar için Sayın Seyide yuvarlak diye gelir. Erkek için Seyit bu yuvarlak diye gelmez. Kultu li Seyide Elife. Elif hanım efendiye söyledim. Hazel emre. Burası mef'ulun bi oldu. Bu da onun bedeli olur. Biliyorsun işaret sıfatından sonra el takılı alan bir kelime olursa kendinden önceki bedel olur. Bu neyse konumu, bunun konumu da odur ama burada el takısı gelme şartıyla. Burası mübdedir, burası bedeldir. İkisi birlikte bunlar mef'ulun bihi arkadaşlar olmuşlar. Kultu li seyde elife hazel emre. Evet, kultu söyledim. Evet. Kultu li seyde elife hazel emre. Bu benim marrateyni. Evet arkadaşlar, bu mef'ul mutlaktır arkadaşlar. Evet bak iki sefer marrateyni demek ki benim buradan anlaşılıyor marrateyni, yani iki sefer bir fiil tekrarlanırsa bu sayı olarak mef'ul-u mutlaktır. Bunu sizinle birlikte daha görmedik. Bunun detayları da daha göreceğiz. Marrateyni iki sefer. Bu yeni var ya, bu da mef'ul-u mutlaktır. Mef'ul-u mutlaktır arkadaşlar. Onlar da mansupturlar. Yeni ne olur bu da. Kabre önce yevmeyni. İki gün önce bu mef'ul-u fiildir. Bu da mudafın ile olmuş. Bu yenun esre yerindedir. Ya da ye esredir. Nün tenvinin yerindedir arkadaşlar. Şimdi bunu tercüme edersem. Diyorum ki arkadaşlar. İki gün önce iki sefer bu meseleyi Elif hanıma söyledim. Bak gördün mü? Liseyde Elif. Elif hanıma. Bu yönelmedir. Ya da için söyledim. Evet. İki gün önce iki sefer bu meseleyi, emir mesele iş
Elif hanıma söyledim arkadaşlar şeklinde tercüme. Raitu 15'te ise evet raitu fiil fail değil mi arkadaşlar? Raitu mumaride teyni iki hemşireyi gördüm. Bakın yenun mef'ulü bir konumdadır. Ye fetha yerinde, nün de tenvin yerinde ama bu hemşire bellidir. Mumaride teyni. Erkek orti mumarid. Mumarideyni. Burada y'den önce de t gelmiş. Bu bayandır. İki hemşire arkadaş. İki bayan hemşire. Raitu gördüm. Mumaride teyni. Fi de harf ecedir. Mustavsaf ne demek? Sağlık ocağı ya da dispanser arkadaşlar. Fi harf ecedir. Mustavsafi Medine-i Şehir'in sağlık ocağında ya da aile hekimi ya da dispanserinde el yevme bugün. Demek arkadaşlar tercüme şurada bakacağım. Bugün şehrin dispanserinde ya da sağlık ocağında iki hemşireyi gördüm şeklinde tercüme ettik ve dersimiz de bitmiş oldu arkadaşlar. Değerli arkadaşlar her dersimiz bir sayfadır. Buna göre dikkat etmemiz gerekir. Kafanıza takılan olursa arkadaşlar yeniden bunu tekrarlayarak dinleyebilirsin. Rabbim hepinizden razı olsun. Başka bir derste görüşmek ve buluşmak üzere. Yüce Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.